Pelin? Ne oluyor içeride? Evet. Sen niye buradasın? Ben karışmıyorum artık Ferit. Anneme bıraktım. Ne demek anneme bıraktım? Kafayı mı yediniz siz? Gördük seninkiler çok akıllı. Geç koş bak içeride ver. Esma anne. Anne hadi. Çıkalım şuradan bir an önce hadi. Seyran. Ferit sakın. Ay Pelin var ya beni kimlerle muhatap ediyorsun ya? Bunların ikisini ben hizmetçi diye bile almam evime. Alo. Tamam çıkıyorum ben birazdan yüz yüze konuşalım. Anne. Ne var ne? Kimle konuşuyorsun? Sana ne? Sana ne? Senin benden hesap soracak durumun mu kaldı artık? Allah Allah. Yeter. Alo. Müsait misiniz Erin? Evet evet. Sen aramasan ben arayacaktım seni. Benim bu kızla ilgili daha fazla şey öğrenmem gerekiyor. Merak etme her şeyi anlatacağım. Yeni bir gelişme var mı diye merak ettim. Oldu. Yok. Her şey aynı şu anda. Senden haber bekliyorum işte. Beklemeye devam et. Bir yol bulup sizi buluşturmak lazım. Tamam arayacağım ben seni. Anne. Canım. Salonda konuşsaydın ya. Önemli değil bitti zaten. Zerincim, anlat, dinliyorum. Öylesine mi çıkıp gelmişler? Sanmıyorum. Önceki gün ben gittim ya, ondan oldu diye düşünüyorum. Benden habersiz kafana göre iş yaparsa böyle eline yüzüne bulaştırırsın işte. Artık bu kadının kocasıyla mı bu işi halledeceğiz? Yoksa başka bir yol bulacağız? Bakacağız artık ama halledeceğim ben bu işi. Bir daha sakın kendi kafana göre iş yapma. Of, evdeler sandım İfakat Allah Allah. Söyleseydim sanki git konuş diyecektin. Karşı çıkacaktın. Tamam Sultan. Bu sana son uyarım. Sen önce kimseyi yakalanmadan konuşmayı öğren. Gerçekten çok yüzsüz bir aileye çatmışsınız İfakat ya. Her şeylerini anlattım sana. Anlamamış mıydın? Doğrusu bu kadar olabileceğini tahmin etmemiştim. Allah sana kolaylık versin. Şimdi daha iyi anlıyorum o kızdan neden kurtulmak istediğini. Benim Pelin'im o kızın yanında pırlanta, pırlanta.